Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba sevgili dostlarım. Bugünkü konumuz manevi enerjimiz nedir? Bu konuda olacaktır dersimiz. Manevi enerji dualarla artırılır. Dualarımızla beslenen bir nurumuz ve ruhani enerjimiz vardır dua etmezsek maneviyatımız karanlıkta kalır. Evet, manevi enerji nedir? Sözleriyle, duruşlarıyla, gönülleri titreten, huzur ve güven yayan insanların yanında hiç bulundunuz mu? Yaydıkları o huzur duygusu üzerinde bir düşünün. Yerlerin ve göklerin hakimine tam güvenle yakarabilirseniz, o huzur enerjisi hücrelerinize yayılıverir. İlahi rahmeti yeterince hissedebilirseniz gözyaşlarınız akmaya başlar. Bir aşk coşkusu hissedersiniz. Nurların nuru olan Allah'a yaklaşabildiğiniz ölçüde duanız kalbinize nur yağdırır. Bedeninizi kuşatan nur, uyanık vicdanlar simanızdan okunmaya başlar. Duanız, dokunmanız, muhabbetiniz şifaya vesile olabilir.'' Hatta yakın çevrenizdeki bitkiler bile daha gür büyüyebilir. Evrenin yaratıcısı her varlığa özel bir fıtrat verdi. Doğasal olarak. Her şeyi bir kalıpla çevreledi ve dengeledi. Her varlık o doğa üzerine doğar, büyür ve ölür. Hayvanların fiziksel ve manevi doğası kesin hatlarla tamamlanmıştır. İsteklerini kendi iradeleriyle geliştiremezler. Çağlar boyunca süt veren inek asla bal vermeyi öğrenemez. Çünkü vazifesi neyse onu yapar. İlahi ışık bir gül çiçeğinde nasıl güzel yansırsa diğer gül çiçeğinde de öyle güzel yansır. Asırlar geçer ve Ağustos böceğinin dilinden hep aynı şarkıları dinlersiniz. Farklı bir ses duyamazsınız. Bir arı çiçeğe kavuşmak istiyorsa, onun neslinden gelen arıların hayatları da sadece çiçeğe kavuşma dualarıyla geçer. İnsan nefsi ise diğer canlıların tam aksine gelişip değişmeye müsait yaratıldı. Bir gürgen çekirdeğinden hep gürgen ağacı çıkar. Oysa bir insan çekirdeğinden isyankar bir firavun da çıkabilir, yüce bir peygamber de yetişebilir yüce bir alim, evliya, güzel insanlar da çıkar. Kalbinizi imana, ilme, irfana açarsanız ilahi ışıklar kimliğinize doluşu verir. Maneviyatınızın ışığını arttırmanın en kestirme yolu duadır. Evet dua ne kadar önemli. Evet duanız olmasa ne ehemmiyetiniz var. Yüzeysel ve duygusuz isteğinizde kalbinizi yani kalbinizin penceresi küçülü verir gözyaşlarıyla ve muhtaç bir yürekle dilediğinizde manevi enerji yüreğinizi titretir. Kalbinizi manevi enerjiye, ışığa, feyze, nura açtığınız an kalbinizden yüksek isteklerin geçtiği andır. Duaların insanın manevi kimliğini ruhani enerjiyle beslemesi süreci evrensel bir durumdur. Kim isterse evrenin sahibinden isteğini biiznillah alır. Müslümanlar dua ederken avuçlarını semaya açarlar. Nurun akışı ellerde bir ağırlık ve bir sıcaklık halinde hissedilir. Ellerinizi açarak, secdeye kapanarak ya da boynunuzu iki büklüm önünüze eğerek de olsa benzer sonuçlara ulaşabilirsiniz. Nurlanan bedeninizi kuşatan devreyi, enerjiyi, aydınlanan avuçlarınızı yüzünüze sürerek tamamlıyorsunuz sevgi, şefkat, hoşgörü, dayanışma, affetme gibi olumlu değerlere Allah temiz bir nur bağlamıştır. Allah'ı bilseniz de bilmeseniz de dünyanın hangi milletinden ve inancından olursanız olun bu olumlu duygu ve düşünceleri yansıttığınızda kalbinizin yani kalbinizden çevrenize huzur verici, besleyici bir enerji yansır. Bir yerde 3000'e yakın bir hasta üzerinde bilimsel bir araştırmada kendilerine haberleri olmadan dua edilen hastaların %57'sinden ağrının azalması ve iyileşmenin hızlanması gibi etkiler ortaya çıkmış. Yayılan bu olumlu enerji. Dua ettiğinizde yayılan iyileştirici enerji hedefine ulaşıyor ve etkisini gösteriyor. Ateist düşüncelerden Dan Berker bu durumu plasebo, sahte, boş ilaç etkisi olarak tanımlıyor. Duayı dinleyen ve isteneni yaratan Tanrı olmasa bile aynı etkilerin ortaya çıkacağını da savunmuş. Yani böyle bir düşünceye sahip. Bana göre her şeyin bir sahibi var. Maalesef onu görememiş. Doktor Franklin, Loher gibi araştırmacılar bu teze itiraz ediyorlar. Eğer dua bitkilere ve hatta cansızlara da etki ediyorsa, Berker'ın iddiası doğru olamazdı. Nitekim bir grup bitki için olumlu, diğer grup bitki için de olumsuz dualar yaptılar. Olumlu dua yapılan bitkilerin her defasında daha hızlı filizlendiğini ve daha gür yetiştiğini belirlediler. Ardından canlı bitkiler yerine onları sulamada kullandıkları cansız suya dua ettiler. Su çok önemli. Bir gün inşallah suyun hikmeti, suyun özelliği, suyun sırrı ile ilgili bir ders yapacağım. Allah nasip ederse. Dua edilen suyla beslenen bitkilerin filizlenmesi, dua edilmeyen suyla beslenenlerden daha hızlı ve canlı olarak gerçekleşiyor. Bu deneyleri defalarca tekrarlıyorlar ve hep aynı sonucu alıyorlar. Bu durum duayla akan manevi enerjinin sadece insanların sağlıklarında değil canlı bitkilerin ve cansız maddelerin üzerinde de etkili olduğunu ispatlamış oluyor. Evrenin metafizik meleküt boyutunda dua, nur, ruhani ve melekle kuşatılmayan noktalar karanlıktır, yokluktur. Gözlerimiz maddenin ardına bakabilseydi zifiri karanlığa yayılan melek kafilelerin ışık nehirleri halinde akıp gittiklerini, gökler arasında yıldızlar gibi hareket ettiklerini görürdük. Sonra da dünyayı her tarafı güneşlerin ışıklarıyla çevrili bir nurani küre halinde algılardık. Göklerden yerlere manevi ışıklar şimşekler gibi sürekli akıp duruyor.'' Kimi ışıklar belki sicimler gibi inceciktir. Kimileri birkaç saniye, kimileri dakikalarca sürüyor. Sonra kimi köşelerdeki duygulu yaşlıların kalplerine sürekli akan aydınlatıcı ışıklar görürsünüz. Uzaydan yeryüzünün tüm manevi ufkunu izlediğinizi bir düşünün. Dua eden her kalpten göklere manevi ışık halatlarını, hatlarını izleyin. O sırada bir şimşek çakar ki diğer tüm ışıkları gölgede bırakarak gözleri kamaştırır. Muhtemelen o anda masum bir kalp uğradığı acımasız zulüm karşısında ilahi yardım dilemiştir. Sonra bir güneş yükseliyordur sanki. Bir Allah dostu öyle yüksek bir kalple dua eder ki ruhani bulutlardan süzülen ışık dünyanın bütün ruhaniyetini aydınlatıverir. Ruhani evrenin bu inanılmaz görüntüsü ibadet eden Müslümanın hayatına Peygamber Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen bir rivayette şöyle yansımıştır. Namaz kılan için şu üç özellik vardır diyor Efendimiz. Gökten tut da başının tepesine kadar sevap saçılır. Nur saçılır. Gökten ta ayaklarına kadar melekler kendisini kuşatır. Eğer namaz kılan o esnada kiminle konuştuğunu bilseydi yüzünü kıbleden asla çevirmezdi. Çeviremezdi. Gözleri sağa sola oynamazdı. Seni yaratan, her şeyin sahibi karşısında duruyorsun. Ne büyük şeref. Maddenin berisindeki gün ışığı her şeyi göstermez. Güneş gider, beden biter. Asıl aydınlık olan kalp gözünü kapattığında ölümsüzlük ışığını gören kalptir. Burada ölmeden önce ölünüz hadisini hatırlayın. Asıl hayat maddenin ötesinde saklıdır. Öyleyse hayalen kendimizi gözlemleyelim. Karanlıkta mıyız? Kalbimize bağlanan bir ışık yok mu? Arada, sırada olsun. Yanıp sönen ateş böcekleri gibi olsun. Hiç mi ışığımız yok? O zaman dua edelim. Üzerimize bizlerin de nurlar saçılsın. Ve duanın en güzel vakitlerinden biri de gece vaktidir. Epifis bezini duymuşsunuzdur. Bunun en güzel çalıştığı saatler, en açık olduğu saatler gece saat iki buçuk, üç, dört arasıdır. Bu sıralarda insan Rabbi ile beraber olursa, ona aşk ile dua ederse çok şeyler fark eder, çok şeyler değişir. Allah hepimize nasip etsin inşallah. Allah'a